Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nothing Phone 1 cep telefonunu inceliyorum. Şimdi bu telefon bana geçtiğimiz günlerde gelmişti ve Türkiye'de oldukça beklenen bir modeldi. Farklı teknoloji kanallarında bu telefonun daha önce incelemesi çıkmıştı ama onlar işte yurt dışından edinmek ya da Türkiye'de satıcılardan edinmek şeklinde bu telefonu alıp incelemişlerdi. Artık resmi olarak Türkiye'ye gelen bir model Nothing Phone ve birinci modeli bu ki ikincisinin de bugünlerde dedikoduları çıkmaya başladı ama henüz resmi olarak onaylanan bir bilgi vesaire yok ama birçok özelliği de belli olduğu gibi ikinci sürümün. Bu üründe elime ulaşır ulaşmaz arkadaşlar ben Nothing Phone 1'i sizler için hemen incelemeye başladım. Her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum ve telefonu elime alarak genel görünümle başlıyorum. Biraz tersten başlayayım arka taraftan ki arka tarafı da şu anda ekranda görüyorsunuz. Detaylarda size bunu göstereceğim. Çok farklı bir arka kapak tasarımı var. Arka kapağımız şeffaf bir şekilde tasarlanmış ve arkaya baktığımız zaman böyle hani çok değişik bir ambiyans alıyorsunuz. Ama telefonun genel tasarımı iPhone modellerine fazlasıyla benziyor onu söyleyebilirim. Ama arka kapak tamamen kendisine has bir tasarıma sahip. Şeffaf bir tasarımla bizim karşımıza çıkıyor. Bu şeffaf tasarımın içinde belli noktalarda tabii şimdi böyle beyazken ya da bu ışıklar yanmazken anlaşılmıyor ama aslında burada LED ışıklar var ki buna marka Gilip Interface adını veriyor. Çeşitli ayarları bu arkadaki ışıkların yanmasını, çalınca şöyle yansın, şarj olurken böyle yansın ya da hiç yanmasın gibi ayarlarını bu özel bir menüden ayarlayabiliyorsunuz. Onları detayları geldiği zaman size anlatacağım. Bunun dışında 2 adet kameramız var. Telefonun arka tarafını elimize aldığımızda sol üst köşeye konumlandırılmış. LED lamba da bunun hemen yan tarafında bulunuyor. Belli bilesi bir Nothing yazısını görüyoruz. Sol alt köşede. Mesela tasarım bu şekilde. Yan yüzlerin iPhone'a çok benzediğini söylemiştim. Gerçekten de metal bir çerçeve, alüminyum bir çerçeve bütün telefonun her tarafını kaplıyor. Güç tuşunu oldukça büyük bir şekilde sağ tarafta görüyoruz. Sol tarafı çevirdiğimizde ise ses açma kapama tuşları bizleri karşılıyor. Bunun dışında yan yüzlerde başka bir şey yok. Alt kısmı çevirdiğimizde sim kart yuvası, mikrofon deliği, USB tip C bağlantısı ve hoparlör deliklerini görüyoruz. Üst kısımda da bir adet mikrofon deliği var. Bu arada ürün stereo hoparlörü var. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimiz zaman ise oldukça ince bir çerçeve bizleri karşılıyor. Ve çerçevenin kalınlığı hem yanlarda hem de üstte ve altta aynı. Kamera sol üst köşeye konumlandırılmış ve parmağımıza dokunduğumuzda hissedebiliyoruz kameranın o deliğini. Telefonun genel görünümü bu şekilde. Birazcık teknik özelliklerden bahsedeceğim ama telefonun geliştiricisinden de biraz bilgi vereyim ben size isterseniz. Carl Pei isimli bir girişimci. OnePlus markasını kurmuştu ve 2020 yılında markadan ayrılıp Nothing dediği şirketi kurdu. Yani hiçbir şey anlamına geliyor bu arada bu. Nothing'i kurduktan sonra da ilk telefon modeli de elimde tutmuş olduğum bu modeli piyasaya sürdü. Tabii burada farklı düşünmüş biraz Carl Pei ki zaten normalde de öyle birisi. Çünkü biliyorsunuz Android telefonlar birbirine çok benziyor ama Carl Pei demiş ki ben biraz farklı bir şey yapacağım ve gerçekten de farklı bir telefon olmuş. Şimdi teknik özelliklerden devam edeyim isterseniz. Telefonun ekranı 6.55 inç büyüklüğünde 1080x 2400 piksel OLED bir ekran. 120 Hz ekran yenileme hızımız var. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanımız bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 778G Plus işlemcisi var üzerinde. Adreno 642L GPU'su bulunuyor. 50 megapiksellik bir ana kameraya 50 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Ana kamera 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. 16 megapiksellik bir ön kameramız var. Bu da 1080p 30 FPS yapabiliyor. Telefon Android 12 ile gelmişti bana ama Android 13 güncellemesinde aldı. Nothing OS arayüzü ise 1.5.4 olarak devam ediyor. Wi-Fi 6 var. Ekran içinden parmak izi okuyucumuz var. 4500 mAh'lik pil ve 33 Watt'lık hızlı şarj olduğu söyleyeyim. Aynı zamanda 15 Watt'lık kablosuz şarj ve 5 Watt'lık da ters şarj var. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Şimdi gelelim telefonun kullanım deneyimine arkadaşlar. Nothing Phone 1 gerçekten de farklı bir telefon olmuş. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu farklılığı sadece tasarımda da aramayın arkadaşlar ki tasarımda da bir sürü farklılıklar var. İşte bunlardan detaylarından bahsedeceğim. Aynı zamanda arayüzde de bir sürü farklılık var. Mesela telefon kapalıyken şarj ettiğinizde hiçbir Android telefonunda göremeyeceğiniz animasyonlarla çalışıyor. İşte ekrandaki Nothing yazısı bu açılırken kapalıyken ki çok özel bir şekilde tasarlanmış. Yani logosu şeklinde açılıyor kapanıyor. Carl Pei'nin o dokunuşlarını aslında telefonun birçok yerinde görüyorsunuz. Bu en önemli noktalardan bir tanesi kullanılan işlemci. Honor 70'te de benim daha önce incelediğim bir telefondu bu arada. Honor 70'te de bulunan bir işlemci var telefonun üzerinde. 778G Plus işlemci var. Bu işlemci çok fazla telefonda kullanılıyor arkadaşlar. Yani bir tek Honor 70 var. Türkiye'de satılanlardan bahsediyorum bu arada. Dünyada çok yaygın olarak kullanılan bir işlemci değil. En önemli özelliği normal sürümden biraz daha farklı bir performans sunması özellikle oyunlarda. 8 çekirdekli bir işlemcimiz var. Bu işlemci 6 nanometre teknolojisini kullanıyor. Bir tane 2.5 GHz'lik Cairo 670 Cortex A78
3 tane 2.2 GHz'lik Cairo 670 Gold Cortex A78, 4 tane de 1.9 GHz'lik Cortex A55 işlemci bulunuyor üzerinde. İşlemcinin performansı özellikle oyunlarda dedim çok ciddi farklar sunuyor bizlere ki Honor 70'te incelemesinde, daha doğrusu inceleme değildi o video, biraz alınır mı alınmaz mı videosuydu çünkü bana çok geç gelmişti Honor 70. Özellikle oyun tarafında ciddi bir performans sunuyor arkadaşlar. Çünkü bana bu çok soruluyor, hani PUBG'de kaç FPS verir, şu oyunda oynatır mı falan. Arkadaşlar iyi bir FPS verir. Çünkü işlemci güçlü, işte 8 GB RAM, oyun anlamında herhangi bir sıkıntı çıkartmayacak bir telefon. Ben özellikle Asphalt 9'cuyum biliyorsunuz. Onu kurdum, oynadım. Gerçekten de sıkıntısız bir şekilde oynuyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamadan bu telefonla oyun performansı yaşarsınız arkadaşlar. Günlük ihtiyaçlarınızı zaten görür. Onlardan bahsetmiyorum bile. PC Mark testi yaptım ben biliyorsunuz. Genelde ben PC Mark testi yapıyorum. Farklı farklı testler de yapılabilir. Antutu yapan da var. Geekbench testi de yine yapılıyor bu tarz cihazlarda arkadaşlar. PC Mark'ta 11.498 puan aldım bu telefonla birlikte. Yani günlük ihtiyaçları fazlasıyla görebilecek bir telefon var. Arayüz olarak teknik özelliklerde söylediğim Android 13 bizleri karşılıyor. Nothing OS yine var, 1.5.4 sürümü. Android 12 ile gelmişti ama güncelleme aldı. Bu incelemeyi yapmaya başlamadan önce, yani 1-2 gün önce güncelleme aldı ve Android 13 oldu artık arkadaşlar. Arayüz tarafında ise şöyle bir enteresan bir durum var. Saf Android'e fazlasıyla benzeyen ya da yakın olan bir arayüz var. Yani böyle menü aşağı indirdiğimizde saf Android, mesela ben General Mobile'in bir telefonunu incelemiştim. GM23 ve GM23S. Her iki modelin de aslında benzer bir tasarımı var. Tabi ufak tefek dokunuşları olmuş illaki Nothing Phone'un ama hani genel olarak saf Android deneyimine sadık kalınarak tasarlanmış bir arayüz bizleri karşılamış durumda. Gelelim Gilp interface'e, yani Gilp arayüzüne. Şimdi bu aslında menüden, ayarların içinden girdiğiniz bir özel bir bölüm. Şimdi burada isterseniz Gilp Lights'ı kapatıp açabiliyorsunuz. Burada bir tuşumuz var. Bunu kapattığınız zaman işte birisi aradığı zaman ya da işte herhangi bir şekilde bir işlem yaptığınızda, örneğin şarja taktığınızda falan çeşitli animasyonlar bu arka tarafta beliriyor. Bunlar bir sürü animasyon var arkadaşlar. Yani şöyle çalsın, böyle çalsın. Mesela ben şimdi size bunları tek tek olmasa da en azından birkaç tanesini göstereyim şu an. Açmış durumdayım. Burada farklı farklı animasyonlarla hatta kişiye özel bir arama şekli de kendiniz de oluşturabiliyorsunuz. Yani örneğin birisi bir Ahmet beni aradığı zaman şöyle bir ışık yansın gibi bir senaryoda kendiniz yapabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda telefon şarj olurken ki ışık durumunu da göstersin de diyebiliyorsunuz. İşte böyle efektler var. Tabii bu bazılarına çok böyle hani apaçi gibi falan da gelebilir. Ama hani bence eğlenceli. Benim kişisel fikrim, ama sevmiyorsanız da kapatabiliyorsunuz bu arada. Yani mecbur değilsiniz bunu bu şekilde kullanmaya. Bu arada şundan da bahsedeyim. Ekran OLED ve 120 Hz'i destekliyor. İsterseniz standart Hz'i de ayarlayabiliyorsunuz. 60 Hz'i de düşürebiliyorsunuz. Ama isterseniz de 120 Hz'i de ayarlayabiliyorsunuz. Burada seçenek olarak hani otomatik gibi seçenek yok. Ya 120 oluyor ya 60 oluyor. OLED olması güzel. Özellikle üst düzey telefonun hemen tamamında OLED teknolojisi kullanılıyor neredeyse. Ama AMOLED olanlar da var, ama OLED olanlarla AMOLED olanlar kapışıyorlar. Artısı var, eksisi var, ama ben OLED'i bir tık daha fazla sevdiğimi söyleyebilirim. Bu telefonda da güzel olmuş. Oyunu oynarken, film izlerken filan hem 120 Hz'in avantajlarından hem de OLED ekranın avantajlarından fazlasıyla yararlanabiliyorsunuz. Telefon incelemelerinde özellikle söylediğim iki özellik var. Bir tanesi NFC, bu modelde var. Aynı zamanda telefon stereo hoparlör bulunuyor. Bu da önemli. Bazen bunu soruyorsunuz. Yani bakınca görünmüyor bu arada, onu söyleyeyim. Yani üstteki hoparlöre bakınca görünmüyor ama hoparlörün stereo olduğunu söyleyeyim. Xbox, yani One olmayan sürümü 2013 yılında piyasaya çıktı arkadaşlar. 2016 yılında Xbox One S ve 2017 yılında da Xbox One X modelleri piyasaya sürüldü. İkisinin arasında belli farklar var. Yani S ile X arasında belli farklar var. S'ler beyaz oluyor, X'ler siyah oluyor arkadaşlar. X aynı zamanda 4K desteği sunuyor. Şimdi piyasada bugün
baktığınız zaman işte Nothing Phone 1'in bazı enteresan özellikleri de var. Bunlardan bir tanesi Tesla ile işte işbirliği şeklinde kullanılabiliyor ve AirPods'un bazı ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Bununla ilgili özel bir menü var. Oradan yapıyorsunuz o ayarları. Bu da enteresan olmuş. Yani Tesla mesela enteresan. Türkiye satılmaya başlandı biliyorsunuz. Ve aynı zamanda AirPods'u da beraber kullanılıyor olması güzel bir şey. Gelelim kamera tarafına. Şimdi kamera tarafında şöyle bir durum var arkadaşlar. İkili kameramız var. Bir tanesi 50 megapiksellik bir ana kamera. Diğeri de yine 50 megapiksellik ultra geniş açı kamerası. Ultra geniş açı kamerası özellikle benim hoşuma gitti çözünürlüğünün yüksek olması. Birçok yerde işinizi görüyor. Birçok yerde kullanabiliyorsunuz. 50 megapiksellik olan ana kameramız f1.88 diyaframa sahip ve Sony'nin IMX766 sensörünü kullanıyor. Ultra geniş açı olan kameramız ise Samsung'un JN1 sensörünü kullanıyor ve f2.2 değerine sahip. Ön kameramız ise 16 megapiksel çözünürlük sunuyor ve f2.4 diyaframa sahip. O da Sony'nin IMX471 sensörünü kullanıyor. Bu şekilde bir kamera dizilimimiz var. Kameranın ben özelliklerini beğendim. Yani kameraya girdiğimizde, hatta buradan gireyim sizlere göstermiş olayım. Böyle bütün ayarları da falan da enteresan da gösteriyor. Böyle yazılar falan da bu Nothing Phone'un yazılarıyla çıkıyor arkadaşlar. Fotoğraf var. Burada geniş açıyı açabiliyoruz ya da zoom girebiliyoruz 2x şeklinde. Videomuz var. Videoda da 4K çekebildiğimizi söylemiştim. Daha sonra yavaş çekim buraya konmuş. Enteresan bir şey olmuş bu yavaş çekimin olması. Fotoğraf modundan sonra portre modumuz var ve diğer moduna girdiğimizde de hızlandırılmış çekim, pano, makro ve uzman olmak üzere seçenekler bizleri karşılamış oluyor. Ön kameraya geçtiğimizde ise yine portre modumuzun, hatta bir fotoğraf çekeyim ben şöyle. Çektim. Burada bir fotoğraf modumuz var. Video modumuz var. Burada 1080p çekiyor. Ön kamera, arka kamera ise 4K çektiğini söylemiştim bir kez daha. Burada da yavaş çekim olduğu zaman yine bu sefer arka kameraya geçmiş oluyor. Kamerayı biraz daha çalıştırabilirmiş, onu söyleyeyim. Ama böyle diyaframı falan filan ayarlayabiliyorsunuz. Güzel özellikleri var ama dediğim gibi kamera bana biraz sade geldi. Ama çekimleri vesaire güzel. Hatta isterseniz şimdi onları bir izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Nothing Phone 1'in ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Biraz gürültülü bir ortam. Hatta şöyle döneyim. Işık, farklı ışık şartlarında nasıl tepki vereceğini görmüş olursunuz. Ön kamera 1080p çekiyor. Arka kamera ise 4K. Telefonda aynı zamanda Wi-Fi 6 desteği var. Bu da güzel bir özellik. Yani son teknolojinin hemen hemen tamamı var. Hatta işte kablosuz şarj desteği var. Genelde bu kategoride pek bulunmayan bir özelliktir kablosuz şarj. Bu modelde var. Kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz ters şarj özelliği de var. Bu da güzel bir özellik. Yani çok lazım olur mu kablosuz ters şarj? Kullandığım başka telefonlarda da vardı mesela. Yani 40 yılda bir lazım oluyor. Bence güzel. Olması güzel. Genelde o da amiral gemisi modellerde olan bir özellik. Bu telefonda bulunuyor arkadaşlar. Ekran içi parmak izi okuyucu olması da güzel. Genelde bu kategoride oluyor. Hani olmayanları da var bu arada. Yan yüze entegre edenler de var ama ekran içinden olması bence bir tık daha güzel olmuş. Gelelim Nothing Phone 1'in pil ve şarj konusuna. Kutusundan bir adaptör çıkmıyor. Hatta çok böyle enteresan da bir kutusu var. Şuradan size göstereyim arkadaşlar. Şöyle
yatay bir kutu var. Böyle yatay bir kutu var. İçinden sadece kablosu çıkıyor. Ve bu kablo ile şarj edebiliyorsun. İki ucu tip C olan bir kablo çıkıyor. Kutudan adaptör çıkmıyor. 33 Watt'ı destekliyor şarj olarak. Baktığımızda da yaklaşık 1 saatlik bir şarj süresinin olduğunu söyleyebilirim. 33 Watt'lık bir adaptör kullandığınız zamanki durumu. Kutudan adaptör çıkmaması büyük bir sorun mu? Aslında değil. Artık yavaş yavaş bize bunu alıştırdılar. Zaten adaptör çıksaydı kutu bu kadar ince olamazdı. O da ayrı bir konu. Pil ömrü testleri de yaptım. Ben PC Mac kullanıyorum biliyorsunuz bu konulara daha çok. 13 saat 10 dakikalık bir pil ömrü verdi bana. 4500 mAh'lik bir pil için bence fena olmayan bir rakam. Hani daha ilerini gördük mü? Gördük ama ondan geldi 5000 mAh pil olurdu. Bu 4500 olduğu için hani 13 saat yaklaşık 1,5 günü çok rahat bir şekilde geçirebileceğiniz anlamına geliyor bu telefonla. Gelelim fiyat konusuna. Şimdi tabii fiyat meselesinde şöyle bir durum var. 15.000 TL'den Türkiye pazarına giriş yaptı. Hatta 14.999 TL'de diyebiliriz. 15.000 TL benzer özellikler sunan işte Honor 70 diyorum ya. Onda mesela 12.000 lira 11.000 küsur hatta 11.000 işte 400-500 civarında geziniyor. En azından ben bu incelemeyi çektiğim tarih itibariyle. Fena bir rakam değil ama bir parça yukarıda kalıyor onu söyleyeyim. Yani özelliklerine göre, donanımına göre baktığımızda hemen hemen benzer özellikler sunan işte Honor 70 telefonu bu modelden biraz daha ucuz ama tasarımı farklı tabii onun. O da ayrı bir konu. Bir de Honor bayağı bir hani dumping yaptı o telefonu. Eğer fiyat açısından değerlendirirsek evet daha ucuz modelleri var ama özellik açısından değerlendirdiğimizde ya da farklı olma açısından değerlendirdiğimizde Nothing Phone 1'in bu fiyatı hak ettiğini düşünüyorum. Tabii siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Evet bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Nothing Phone 1'i anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttuğum özellikler mutlaka vardır. Onlarla ilgili olabilir. Fikriniz, görüşünüz, düşünceniz varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Neden önemli? Bu videoları izliyorsunuz. Ürünler geliyor, ürünler gidiyor. Markalar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Benimle işbirliği yapmaya çalışıyorum. Destek olmaya çalışıyorlar. Abone sayım ne kadar artarsa bu da benim için o kadar iyi olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla oralardan beni de takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.